Yalnız bir şey söyleyeceğim. Haydi Esat söz. Benim oradan ceketimi verir misin Esat? Bu arada günaydın. Yeni bir günden ve yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi evden çıktık. Ay sen de mi buradaydın? Çocuklar annem nerede? Şimdi anneme geçiyoruz. Annemle beraber bugün benim şuradaki botoksumu yenileyeceğiz. Ve dudağıma böyle 0.5 çok 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 az bir dolgu yaptıracağım. Ne zamandır istiyordum ama böyle bir türlü cesaret edemiyordum. Önce annem bir kere bir şey yaptı. Ben de o yüzden denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama böyle çok belli olmayacak bir şey yani. Aa, orada bekliyor işte. Orada bekliyorlar işte ya. Orada bekliyorlar. Bekleyin orada, bekleyin. Bekleyin orada, bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Hayır Cookie. Bekleyin. Bekle Cookie'cim, bekle. Hayır. Geliyor, geliyor. Bak Esat geldi, 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 geldi. Şimdi annemle buluştuk. Ben yanıma yedek pil almadığım için böyle sizi ara ara açacağım. Şimdi Doktor Özgür Bey'in kliniğine gidiyoruz. Bir saniye. Şu ayardaymış. Yani bir soracağım bakalım. Böyle 0.5 düşünüyorum aslında. Çok çok az. Yani böyle belli belirsiz. Hani rujla kenarına taşırdığım kadar bir dolgu yaptırmayı düşünüyorum. Bir bakalım, bir gidip konuşacağız. Ne diyecek merak ediyorum. Size de orada açarım. Bugünü annemle beraber başlattık. Bir çekimim vardı, o yüzden makyaj yaptım. Normalde böyle yerlere gelirken hiç makyaj yapmam çünkü sildiriyorlar zaten. Çıkınca da bir Happy Meals'ta yemek ısmarlar annem bana belki. Ya da ben ona ısmarlayayım bugün. Geldik şimdi. Evet. Unuttuk. Böyle belki lekelerim. Orada tam var değil mi? Şu an var. Yanmama da yapmayacaktım da çekimim vardı. O yüzden yapmak zorunda kaldım. Tamam. Şimdi bir gül bakayım. Dişlerini göreyim şöyle. Tamam. Sıkıntı yok. Dudağımda zaten şöyle bir şey hedefleyelim. Benim gözüme takılan yeri size göstereyim. Şimdi birincisi, aslında dudağın şekli güzel. Biz bunu biraz ortaya çıkaralım. Önce dudaktan başlarız, sonra da botoks yapar, bitiririz. Beni size yönlendirdiler. Şurada aşağı inen hafif bir olgunluk. Bu ne demek? Dolgu dudağına içeriden değdiği andan itibaren de anestezi etkisi içeriden de başlayacak.
Bu kremle ve dolgudaki bu maddeden dolayı benim %95 hastam ağrı hissetmez. %5 çok nazlı hasta grubumdan. Eğer o gruptansa iğneyle içeriden de uyuşturma yapabilirim. Yok. Ha, bir başlayalım ve bakalım duruma. Yastığının valla ister yastık, ister ayı, ister top, ne istersen. Hiç fark etmez. Al. Çok hafif ağzını açıyorsun. Evet. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Şunu biraz daha şöyle yukarı alalım. Hayır. Merak etme. Bak daha 0-1'ini kullandım dolma. Çay kahveyi önümüzdeki bir hafta ılık içeceksin. Merak etme, önüne geçmedim kamerayı. Çok büyümeden böyle şişmeden. Evet, evet, aynen, evet. Şişmeden. Yok tamam. Bence... Özür dilerim. Şimdi işlem bitti. Ben de buz tutuyorum. Birkaç güne tabii ki oturduğumda daha iyi anlayacaksınız ama hep istediğim bir işlemde özellikle üst dudağına, çünkü ben konuşurken hep alt dişlerim gözüküyor ve bakın şu anda güldüğüm zaman konuşurken bile hep üst dudağım gözüküyor ve ben bunu çok istiyordum. Yaptırmış oldum. Bir de botoksum yenilendi. Şu şuralarımda ve kazaklarımdakiler. Zaten onlar böyle devamlılık sağlaması için yaptı hocada. Zaten en çok tutmayan, yani tutan demeyeyim de en çok mimik yaptığım yer şu kısım olduğu için oraya daha yoğun yaptı. Diğerlerini koruyucu amaçlı yaptı. Şimdi annemle Happy Moons'a geldik. Şu an size bir garip geliyor olabilir ama doktor bey dedi ki bayağı yani inecek ve üzüleceksin dedi. Ve 0.45 milim yaptı. Yani işte böyle çok yapılmış gibi de geliyor olabilir. Şu an kamerada nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama 0.45 bence gayet ideal bir dolgu. Değil mi anne? 0.5 yok gibi bir şey aslında. Şu anda böyle hani daha şiş duruyor hani işlem yeni yapıldığı için ama bu inecek tabii ki. Ben o kadar böyle hani göze batan bir şey istemedim. Ben dediğim gibi hani daha çok bakın konuşurken hiç üst dudağım gözükmüyor. Şu an bir tık daha gözüküyor. O yüzden mutluyum yani ben yaptırdığım için. Tabii normal haline döndüğü zaman hani bu şişlik indiği zaman daha güzel gözükecek ve bu kadar yoğun olmayacak. Normalde hep 1 milim yapılır bu dolgu. Ben sana 0.45 yaptırdım. 0.55'i şu anda orada duruyor. Kontrole gittiğim zaman çok inme olursa o zaman onu da eklettireceğim. Aynı zamanda da şuradaki botoksumu burayı, buraları yenir ettik. Bu kadar. Zaten ben yüzüme başka hiçbir işlem yaptırmıyorum. Bir de biliyorsunuz ki burnumda estetik operasyonu yaptırmıştım eskiden. Şimdi Happy Moons'a geldik. Happy Moons Düzce'ye bu arada yeni açıldı. Yani birkaç gün falan oldu. İlk annemler gelmiş. Sonra bize tatlı bir gün yemeğe gelmiştik. Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı vardı zaten. Güzel de mekan yapmışlar. Ben yemek seçtim. Köri soslu tavuk yiyeceğim. Böyle çok sıcak şeyleri dudağıma değdirmemem gerekiyor. Kahve, çay vesaire. Olur. Bonfile, tavuk. Tavuk bonfile. Üzerinde mantarlı sos var. Sipariş verebiliriz. Şimdi yemeğimiz geldi. Ben köri soslu tavuk. Annem de kremalı mantarlı tavuk söyledi. Anne bir selam ver. Ha, merhaba. Oldu. Şimdi yemeğimizi yedik, kalktık arabaya doğru gidiyoruz. Bir babamı göreceğiz, sonra da Esat'ı alacağız ve artık biz eve gidiyoruz. Eve geldim. Şimdi hemen bir üzerimi değiştireceğim. Aslında eve geleli 1,5 saat falan oldu. Aşağıda bomboş oturuyoruz Esat'la. 2 saat hatta. Üşüdüm, bir hırka giydim. Şimdi üstümü değiştireceğim. Bugün yatağı bile toplamadan evden çıkmışım. Yani artık evini nasıl bastıysa bayağı hiç toparlamadan çıkmışım. Şimdi dudağım böyle bir sadece şuradan gördüğünüz gibi çok hafif morardı. Yani çok hafif. Ama şimdi ben hafta sonu İstanbul'a gideceğim için Özgür Bey dedi ki 2 gün içerisinde hani bir morluk vesaire olursa sen gel ben sana bir krem önereyim dedi. Ama olacağını çok düşünmüyorum dedi. Yani çok böyle uzun süreli olacağını düşünmüyorum dedi. O yüzden böyle şu anda hiçbir şey sürmüyorum. Botoksun içine çok eğilmemem gerekiyor falan. Bugün hiç ev işi yapmıyorum. Bugün sadece edit yapacağım.
Sizle bir çamaşır asarız sadece. Birkaç çamaşır yıkarız gitmeden onları halledelim. Çok böyle aşağı dikey bakmamak gerekiyor bu arada. Düzce'den izleyenler için de Özgür Sabah'a gittim. Çok memnunum. İlk defa işlemi de kendisine yaptırmıştım. Benim yüzümde hiç işlem yoktu. Yani sadece burun estetiği. O da zaten cerrahi bir işlem olduğu için onu İstanbul'da bir plastik cerrahına KBB'ye gitmiştim. Biliyorsunuz zaten Yusuf Hoca'ya. Onun dışında yüzümdeki ilk ve tek işlemi Özgür Bey yapmıştı. O da botokslu zaten. Başka hiçbir yerimde dolgu yok benim. İnatla da soruyorsunuz elmacık kemiklerinde, çenende işlem var mı diye. Yok yani. Yok. Şu an ilk dolgumu yaptırmış oldum. O da 0.45 milim. İşte söylediğim gibi. Ben gerçekten merak ettiğim için yaptırdım. Hani Instagram kanalından da söylemiştim yani insan merakından ölürmüş diye. Ya merak ettim ama gerçekten de hoşuma da gitti. Eminim ki hani keşke yaptırmasaydın diyenler olacaktır ama dediğim gibi ben merak ettim. Kendimi de görmek istedim. Şu anda kendime yakıştırdım. Eridiği zaman, oturduğu zaman daha güzel bir görüntüsü olacağına da eminim. Özgür Bey'e bu yüzden zaten çok güveniyorum. Botoksundan da aşırı memnunum. Zaten alnındaki ve kazaklarımdaki asla geçmemiş bu arada. Onlara koruyucu yaptırdık o yüzden. Daha önce de söylemiştim. Yani düşünün, Ocak'ta yaptırdım. 9 ay geçmiş. Normalde 3-4 ayda botoks gider. 6 ayda bir yapılır zaten. 3-4 ay sonra etkisi gider. Benim 9 aydır hiç geçmedi. Bence işin ehli birisi. Ben seviyorum. Hem tertemiz bir yer. Aynı zamanda orada hacamat da yapılıyor. Ve ben hacamat yaptırmaya da karar verdim bu arada. Gerçekten anlattı bayağı faydalarında. Ona da karar verdim. Yakın zamanda ona giderim. Böyle. Şimdi üzerimi değiştireyim. Sonra da hemen edite oturacağım. Çünkü yarın video günü. Ama aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bakayım, bulamadım. Şu ceketi annemin de aldıkları vardı içinde aslında. Bu kutudaki her şeyi aslında annem aldı. Bu ceketi birlikte giyeriz diye aldık ve gerçekten Zara'nın bu ceketleri çok güzel çıkıyor ve top bir kumaşı var. Bunları deneyip size gösteririm. Sadece ütülemem gerekiyor bunu. Bir de bunu bana Bahar tavsiye etmişti, bu pantolonu. Bu sezon inanılmaz popüler bu pantolonlar. Böyle biraz havuç kesim gibi. Zaten daha önce çok görmüşsünüzdür. Bu pantolonu da yine yıkayıp ütüleyeceğim. Öncesinde bir denemem lazım olup olmayacağı ile alakalı. Yarın bunları deneriz gündüz gözüyle. Bu kutuyu şimdilik bir kaldırıyorum. Genelde kıyafetlerin olduğu bölüm burası. Bu arada dün bunları ütüledim hep. Yine şu ütülenecek. Bu arada gerçekten ben size bir şey söyleyeyim. Yani Trendyol'a göre aşırı kaliteli bir ceket. Ben bunu makinede yıkadım. Hiçbir şey de olmadı bu arada. Normalde ben ceketleri hep kuru temizlemeye veririm ama son zamanlarda o kadar çok ceketim oldu ki hangi birini kuru temizlemeye vereceğimi bilemediğim için yıkadım. Hassasta yıkadım. Bakın hiç bu kısımlarına da vatkalarına hiçbir şey olmadı. Arada bir kendimi de göstereyim size. Şimdi çamaşır yıkayacağım. Saçlarım bugün bayağı fazla kirlenmiş. Bu arada ben saçlarımı yaptığım zaman saçlarım çok daha hızlı kirleniyor. O yüzden genel olarak saçlarımı böyle yaptığım günün ertesi günü, yani yapmadan önceki gün yıkıyorum. Anlatabildim mi? Yapmadan önceki gün yıkıyorum. Ertesi gün yapılı bir şekilde dışarı çıkıyorum. Öbür sabah ya da akşamına tekrar yıkıyorum. Biraz yağlanması gerekiyor çünkü benim çok sık yağlandığı için. Genelde de bu arada şu kuru şampuanı kullanıyorum. Son zamanlarda en favorim bu. Nivea kullanıyordum. Bence en iyisi Nivea, Urban falan hikaye yani. Morphe'un şu ama çeşitinden çok memnun kaldım. Şimdi bir tane daha aldım. O da aşağıda poşetteydi. Onu da size göstermiş olayım.
Günaydın, yeni bir günden. Hepinize merhabalar. Dün akşam valla biraz edit yaptıktan sonra direkt uyudum. Normalde daha erken kalkarım diye düşünüyordum ama kalkamadım. 10.30-11'e doğru kalktım. Şu an edit yapıyorum. Bir yandan da dudağıma, bu arada bu çok kurudu dudaklarım sabah uyandığım zaman. Bol su içmeye çalışıyorum. Şimdi bir bardak su içeceğim. Annem dedi ki dolgu suda yaşarmış. O yüzden su içeceğim bol bol. Ve kliniğin bu Black Honey olan nemlendiricisi var ya böyle renkli. Onu sürdüm. O yüzden böyle bayağı kırmızı kırmızı duruyor. Ama normal hali mesela bakıyorum düne göre şişlik bir tık inmiş. Yani böyle günden güne inecek o şişlik ve normal bir boyuta gelecek bence. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Esat yok. Sabah 8'de çıktı. Babamla birlikte bir fuara gittiler. Annem de şu anda yolda. Simit alıyor, poğaça alıyor falan. Bir de çocuklara getiriyor Cookie ile patronu. Cookie ile patron bugün bende. Annem zaten çalışıyor biliyorsunuz ki. Manzaya gidecek. Onunla böyle bir şimdi bir çay demliyorum. Onunla beraber biraz oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz, çay içeceğiz falan. Sonra annem gelecek. Ben Cookie ve patrona birlikte bugün tüm gün evdeyim. Yarın bir kahvaltıya gideceğiz. Geçen videoda, yani Atatürk sofrasını kurduğumuz videoda, yani 3 video önce sanıyorum, Gökhan abiyle eşi vardı. Gökhan abi benim babamın Düzce'ye geldiğinden beri arkadaşı. Yani 10-12 senelik bir arkadaşlıkları var. Biz de çok iyi anlaşıyoruz Gökhan abilerle. Özellikle Esat da Gökhan abiyle çok iyi anlaşıyor. Gözde ablayla. Eltim sananlar olmuş. Esat'a mı benzettiniz Gökhan abi bilmiyorum ama değil. Benim eltim yok. Esat'ın iki kardeşi de küçük. Yani Sedat aslında büyük de henüz ikisi de evli değiller, öyle söyleyeyim yani. Şimdi bugün yapacaklarımız şunlar. Çayımızı bir demleyelim. Bir yandan ben editi bitireceğim ve bugün 3-4 gibi yayına almayı düşünüyorum videoyu. Bu video bildiğiniz üzere Atatürk sofrasında... Annem arıyor. Efendim anne? Patatesli var mı? 2 tane yerim ben. Tereyağlı simit var mı? Tereyağlı simit fazla al da biz bazen akşamları yiyoruz. 6 tane al anne. Bayağıdır bulamıyorduk çünkü de. 1 diyorum 2 alıyorsun. Tamam, çayın 17 dakikası var, çabuk gel. Bay bay. Ne diyordum? Şimdi kahvaltı yapacağız. Ay, ben bir şey diyordum, annem aradı, unuttum. Ya neyse, böyle işte bir kargom geldi Bella Mezzo'dan. Onu açacağım sizlerle birlikte. Bir de patronun mamaları geldi. Şimdi hemen kargomuzu bir açalım. Bence şuraya koyabiliriz. Sonra sileriz zaten. Ya diğer yastığım iptal edilmiş. Sebebini anlayamadım. O gelmedi yani. 2 tane yastık sipariş vermiştim. Zaten kutu küçük gelince fark ettim ki o içinde değil. Ama bakar mısınız, çok güzel bir peçete aldım artık misafir sofralarıma. Bunu da koyacağım. Bunun birkaç çeşidi daha var. Onu da almayı düşünüyorum. Ve bu. Bunu salona aldım. Yastığıyla birlikte olmasına rağmen fiyatı bence çok iyi. Biraz düzeltirsek çok beğendim. Bunu hemen koyacağım. Aslında 2 taneydi ama işte biri iptal edilmiş. Keşke ikisini de bundan alsaydım. Ha, ben şey diyordum. Gökhan abilere anlatıyordum. Olay oradan nerelere gitti. Onu anlatırken konu bambaşka yerlere gitti. Neyse, Gökhan abiler bizi yarın sabah kahvaltıya çağırdı. Yarın sabah da oraya kahvaltıya gideceğiz. Bir de böyle bir detayımız var. Şimdi bu yastığı bir yerine koyalım. Ya çok güzel değil mi? Benim şimdi asıl yapmak istediğim şey bu koltuğun üstüne böyle bir sürü yastık almak. Yastık olsun istiyorum. Bu arada bu bana çok koyu oldu ya. Çok sürdüm çünkü nemlensin diye. Rahatsız etti beni şu anda bu rengi. Bunu birazcık sileyim. Bir yandan gördüğünüz gibi burada editteyim. Misafir soframı editliyorum. Onu halledeceğim. Hemen alacağım. Orada bakın bu çekmece. Böyle bu video biraz böyle anne kız videosu gibi oldu. Hal hal mesela. Bu zeytini benden başka seven bir tek de ben yiyorum. Bence bunlar yeterli gayet. Şu az bir şey sucuk var, onu da yapacağım.
kalsın bunlar böyle. Alalım. Çocukları çevireceğim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kaki koş. İçeri girme. Hayır. O masanın üstünü toplayabilirim. Ben bu hayatımda gezmeye gidersin. Hayda bileyim. Olur tatlı. Şşşt. Ne oluyor öyle? Afiyet olsun Cookie. Cookie. Patron hiçbir şey yemiyor çünkü. Masaya fokus. Masada da çok bir şey yok bu arada. Hadi dışarı çık kızım. Çıkıyorum. Tamam. Kulaklık. Evet, kulakları hasta oluyor. Sen gelin lan sus lan. Patron önüne dönüyorum çünkü içmesin. Aldım. Bir kova suyu içti. Sonra ben hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Bugün Hepsi Burada'nın indirim dönemi başladı. Ben de o yüzden bütün gün indirime giren şeyleri araştırdım. Gün gün paylaşacaklarımı hazırladım. Bazı şeyler daha çok indirime girebilir falan diye böyle kendimce bir liste yaptım. Az önce de bayağı bir acıktım. Annemin sabah aldığı simitleri yedim. Bugün o simitler kaç kere yendi var ya. Cookie ile patron bizdeydi. Yarın sabah Gökhan ablere kahvaltı. Yarın sabah Gökhan abilere kahvaltıya gideceğimiz için Cookie ile patron da annemlerin evinde yalnız kalabiliyorlar. Yani mutfakta kaldıkları için. Bizim ev çok hani her yer açık olduğu için orada kalacaklar. Akşam da annemler onları almaya geldi. Bir posta orada simit yendi. Onun öncesinde Esat yemişti. Şimdi de ben yedim. Bayağı azalttım yani simitler bitti neredeyse. Ama annem var ya bir orduyu doyuracak kadar simit almış. Bugün böyleydi. Bugün çok fazla bir şey yapamadık. Ben en son bir mutfağı toparladım. Geceye bırakmıştım çünkü o işleri.
Bazı şeyleri kilere aldım ve şimdi yatıyorum. Yani simitleri yedim, mideme oturdu. Şimdi gidip bir güzel yatacağım yani. Birkaç saat sonra da uyanıp kahvaltıya gideceğim. Dişimde susam yoktu değil mi? Yarın tekrar görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. En hızlı hazırlanmamı gerçekleştirmiş olabilirim çünkü uyanamadık. Yani yataktan kalkmam çok zor oldu. Duvanlık bir şey yok. Yani gözümü açtım. Gerisi artık bana kalmış. Hani derler ya, boş boş dua etme, yolunda ilerle, ondan sonra dua et diye. Ya da dua et sonra yolunda ilerle diye. Duamı ettim, kalktım. Ama yolunda ilerleyemedim. Şimdi hızlıca şu tipimi bir düzelttim. Fatura geçelim üstüne. Şimdi bu gördüğünüz üçlü hayat kurtaracak. Çünkü az önceki ilk tipimi gördüyseniz gerçekten makyaj malzeme şeylerimi azalttım yani günlükte, o yüzden. Dudağıma da artık böyle dilediğimce, istediğim gibi süredim artık üçüncü günü. Şöyle bir ağlık geçiyoruz. Ne oldu ya böyle makyajcı gibi? Saçım da gayet ederdi. Hemen şu kirpiklerimizi kıvıralım. Tamam, bence gayet iyi hemen şöyle saçımda. Bence gayet hazır. Şimdi bir ruj süreceğim. Çok kovam gelmiş. Şu kızları fark ediyor. Şu kargoyu alsam lazım. Böyle giyindim. Ve çıkıyorum. Günaydın. Sadece aşağısında adamın arabası. Ayşo, şu tarafa gir. Orada araba var diyor. Şu tarafa gir. Nereye? Otel odasında resepsiyonu arıyor. Eleman gönderin diyor. Neden beyefendi diyor? Biz kahvaltımızı yaptık. Ben sofrayı sadece fotoğraf çekebildim. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Şimdi birazcık karanı sayacağız. Sonra da gidiyoruz. Bakın biz şimdi gelirken kimi aldık? Hazır mıyız? Yavaş. Gel bakalım buraya. Bak kim var burada. Bak. Kızım. Pis misin? Gel. Pis mi? Yok. Gel bakayım böyle. Gel. Esat'cığım. Suyumuz bitmiş. Suyumuzu yenileyelim. Su siparişimizi verelim. Döndüğümüzde suyumuz olsun. Ben arada mı arayayım şimdi? Taş kesti su. Bir tane plastik. Hemen arayalım ve siparişimizi verelim. Sürekli kenarda su bulunsun. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Bir tane damacana istiyorum plastik olandan. Evet, bir tane plastik. Akşam bırakabilirsiniz değil mi? Tamamdır, çok teşekkür ederim. İyi günler. Tamam, suyu hallettim. Şimdi Esat onu bir değiştirsin. Biz de sizinle şu çöp kovasını açalım. Çok istiyorum onu açmak. Efendim baba. Evde bekledim. Ya çık. Cookie bunu ısırıyor ya. Uf diyor, sürekli itiyor bunu böyle. Cookie de onunla oynamak istiyor. Aynen. Cookie bazen horluyor. İçli içli horluyor Cookie. Bakalım nasıl geldi. Bunu yeni keşfettiğim bir satıcı buldum. Size de link paylaşmıştım zaten. Şu galiba ayakları, kapağı, bu ayakları. Ya çok güzel. Şöyle büyük bu arada, çok küçük de değil. Hemen şöyle köşeye koyacağım. Ama duvardaki o... Orayı boyamamışlar ya. Yani biliyorlardı da ama boyamamışlar. Ben şimdi hemen seni sileceğim. Yıkayacağım. Yıkayacağım.
Silmeyeceğim ben. Sen onu o zaman banyoya götürüversene. Tabii. Kuki manya. Gel kızım. Ay çok karanlık oldu. İşte şeyleri açsaydık. Bu nasıl açılır? Ha burada. Şu. Ders. Ha böyle. Ha çok güzel. Çok güzel diye diye. Şöyle ayakları şeyli bakın. Şekilli. Yani şöyle duruyor. Vallahi çok güzel. İndirimdeydi ben alırken. Umarım hala indirimdedir. Şurada bir şeyi var şu şekilde. Böyle. Ay böyle çok güzel oldu. Açsana öyle. Hem görsünler de. Buyurunuz. Böyle açılıyor, kapanıyor. Böyle de tamamen açık kalıyor. Çok iyi. Arada bir tezgah üstüne köşeye çıkabilir. Hani anında bir şeyler atmak evet, için güzel. Her şey uygun. Şöyle geldim. Çık bakalım. Bir kahve modumu açtım. Eskisi gibi yine şu hırkam, üstüm. Şimdi bir çamaşır atmıştım makineye. Şimdi o yıkanıyor. Birkaç bir şey daha yıkayacağım. Gitmeden çamaşırlarımı halletmek istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Zaten giderken yeni bir video başlatacağım. Çünkü arkadaşımın nişanı var. Bahar'ı zaten hepiniz yakından tanıyorsunuz bence videolarımdan da. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım yani. Tamamen bir nişan vlog yapmayı düşünmüyorum. Zaten biliyorum yani hiçbirini sevmiyorsunuz böyle gezmeli etmeli videolar. Sadece yer vereceğim. Elbisemi birlikte almaya gideceğiz sizlerle birlikte. Ya indirim döneminde olduğumuz için şu telefon asla elimden düşmüyor. Bulduğum bütün böyle fırsatları sizinle paylaşmak istiyorum ama çok seçici de davranıyorum. Sadece kendi kullandığım ürünlerle olmasına dikkat ediyorum. Yine bu videoyu yayınladığım dönemlerde de hepsi buradanınki bitmiş olacak ama Trendyol'unki başlamış olacak. O yüzden öyle bir artı olacak. Mutlaka açıklama kısmındaki koleksiyonlarıma, linklerime bakmayı unutmayın. Ben oraya fırsatları ekleyeceğim size. Için. Onlar o kadar mıymış? Neymiş ki onlar? Ne bileyim. Hocam burgerini gerek bir şey diye söyleyeyim dedim. Boyutunun olması harbi komikmiş. Sen bunu aldın daha güzel. Neden? Sen bunu aldın. Üstüne kağıt gelmiş. Buyurun çekin. Niye iki tane verdin? Yok bende çok var ya. Ya Esat ya. Nasıl doldurucam?
Satıp senin verdiğin görevi bayağı bir layığıyla yapıyor ha. Nerede sinek? Sinek nerede? Tahmin ettiğiniz üzere size bir kapanış yapmaya geldim. Ağırlıklı olarak annemle vakit geçirdiğimiz bir video oldu. Böyle bakım günleri oldu, hem ev işlerini yaptık. Böyle farklı bir video oldu. Az çok gelecek yorumları tahmin ediyorum. O yüzden böyle kısacık size içimi dökeceğim. Hani hiç keşke bir işlem yaptırmasaydın diyenler olacaktır ama videonun başına da söyledim. Gerçekten merak ettim ve gerçekten de böyle aşırı aşırı durmadığı için Esat da mesela çok beğendi. Annem babam falan da çok beğendi. Tülay anneme de attım, o da beğendi. Daha henüz yakından görmedi ama bence güzel oldu ve gitgide de iniyor. Yani siz bu videoda aslında 3 gününde görmüş oldunuz. İyi de oldu. Bundan sonraki videoda da iyice bir detaylı bakarsınız. Bence yani çok ideal, gerçekten yüzüme yakışan bir dolgu olduğunu düşünüyorum ben. Zaten onun dışında yüzümde de yani sadece dudağımla ilgili böyle bir merakım vardı. Yani neyse, sonuç olarak şu anki halini beğendim diyeyim yani. Bildiğiniz üzere zaten estetik vesaire hani o tarz şeylere asla karşı bir insan değilim. Sadece böyle her yerini özellikle yaptırmaya biraz karşıyım. Hani yapaylığa karşıyım ama ben çok bir yapaylık görmüyorum yüzümde baktığım zaman da aynaya. Umarım sizin de fikirleriniz bu yönde olur. Ben gayet kendimi mutlu ve iyi hissediyorum. Yaptırdıktan sonra da öyle iyi hissettim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Biraz anne kız vlogu oldu aslında. 2 gün üst üste annemle birlikte vakit geçirdik. Size de olabildiğince her şeyi çekmeye çalıştım. O zaman sizleri çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz, daha geçenlerde böyle bir yorum okudum. Ben sana abone değilmişim, öyle izliyormuşum diye. Lütfen benim için bir kontrol edin. Abone olup olmadığınızı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram hesabımı buraya bırakıyor olacağım. Hoşça kalın. Bye bye.